Biz teşekkür ederiz Ulki Bey. Siz not alıyordunuz. Yanıtınız olan noktalar var herhalde. Evet burada politik tartışmalar içerisine girmek istemiyorum çünkü ben tabii. bir ekonomistim. Ulki Bey de ama hep tabii burada yaptınız ya. Tabii ben gel... ya, ya ben 10 sene on sene, on sene her bir yaptım. Ondan sonrası istifa ederek yeminli malum şerli özel sektöre geçiş yaptım hı hı. ve şu anda Van, Bolu, Bilecik, Denizli'de şubelerim var. Ben İstanbul'a göre yapıyorum ve toplumu tamamına yönelik olarak ayda bir bu illeri gezen birisi olarak. Toplumun, nabzını tuttuğuna inanıyorum kendi açımdan. Ve halkın bekledikleriyle sizin söylediğiniz arasında bazı farklılıklar var. Biz burada, ben ikili tartışmaya girmeden bir açıklama yapmak istiyorum. Ne mesela? Soğanla alakalı örneğimizin hayat pahalılığı ile enflasyon arasındaki farkı ölçmek için belirttiğimi söylemek isterim. Çünkü burada gıdaya ilişkin oran tüyük sepetinde %25.12. Soğan üzerinden artışla gidersek eğer tamamını soğan alırsak, biz enflasyon daha farklı olması gerektiğini söyledim. Bu %300'lük bir rakam olması gerekiyordu. Şu anda 167'yi gördük. Ve aynı şekilde vatandaşlarımızın biz konuşmamın en başından beri burada bu emekli maaş artışının yetmeyeceğini açık bir şekilde ifade ettik. Acaba bu tam anlaşılmadıysa tekrar atalım. Hatta ve hatta, hatta ve hatta Sayın Maliye Bakanı'nın buna ilişkin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzat bu işin arkası olmasına rağmen ben bir avuç muhterisin eline bu kazanları bırakmayacağım açıklamasını bu Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi ben bu ülkede Cumhurbaşkanı ifadesini kullanırım burada başka bir ifade değil. Burada e, yine aynı şekilde siyasi parti yine aynı şekilde ifade alabiliriz. Biz tabii ki de Sayın Cumhurbaşkanı ifadelerini, Sayın Bak Bakanlığı ifadesi alacağız ki ekonomi algı yönetimlerinin toplamıdır. Algı ile yönetirsiniz ekonomiyi. Yani Hazine Maliye Bakanımız yapmış olduğu açıklamalar da var tabii. Ama burada ekonomi algı yöneteceği için Sayın Cumhurbaşkanı artık ben de, de saz elimi alıyorum. Ben böyle okuyorum. Hı hı. Katlan olur katlan olmaz. <laughs> Ve gelecek seneki enflasyon %20'den fazla olmayacak dedi. Bu bir algı yönetimidir. %20'yi hedeflersiniz %30 olur. Ama hiçbir şey yapmadan. Bakın orta vadeli plan okudum. Orta vadeli plan 2019'da Hulki 2019. Yani burada hatta tam tarihi vereyim siz de bakarsınız. 4-10-2019'da Cumhurbaşkanı kararıyla yayınlanmış bir orta vadeli plan. Ben diyorum ki 2019'da pandemi şartları daha oluşmadan bu kararlar alındıysa 2019'dan beri biz ne yaptık? Neden bunlarla mücadele edilmedi? Neden gıdadaki enflasyon önü 2019'dan beri alınmadı? Ve onun örneğini verdim. İçişleri Bakanımız çizmesini giyerek Van Tendrek Dağı'nda yılbaşını kutluyor. Neden Hazine Maliye Bakanımız, ben de eski vergi fetiş olarak, hala maliye camiasında olarak yeminli mali müşavirim, ben yarı devlet, yarı özelim. Peki. Burada Hazine Maliye Bakanı'nda etkin bir şekilde sahada, sokakta bu enflasyonu mücadeleyi bizzat yaparak, halkımızın algısına yönelik evet enflasyon düşüyor, evet hayat pahalılığı giderilecek açıklaması yapması lazım. E, asgari ücretteki artış hayat pahalılığının bir nebze giderici bir önlemdi ama %25'lik bir artış özellikle emeklilerde çok çok Peki. çok düşük. Bugün yaptığım açıklamada sizin yayınıza zaten %35'ler seviyesi olması gerektiğini en az bahsetmiştiniz. Dün de söylemiştiniz akşam saat. E, Melik Bey sözü size bırakacağım. Varsa sorunuz alayım ama çok sık gelen bir soru var. Tabii ki bunu açıkladınız aslında ama anlaşılamadı herhalde. Onu ben bir tekrarlayayım siz de üstünden geçin. Şimdi asgari ücrete Mart ya da Nisan ayında bir güncellemeye daha ihtiyaç duyulursa memur maaşları ne olur? Evet. Bir kere daha onu alalım ben ardından sözü Melik Bey'e bırakacağım. Burada asgari ücret düzeyi rekor bir zam yapıldı. Dolar bazı 456 dolar. Geçen sene göre %100 bu yatsınamaz bir gerçek rakamlar ortada. Ama memur emeklimize biz aynı düzeyde bir artış bekliyorduk ki %35'ler seviyesi olması gerekiyordu. %20 çok düşük kaldığı için Mart ve Nisan döneminde enflasyon da hala yüksek seyrettiği dönemlerde Mart ve Nisan döneminin enflasyonu giderici bir şekilde memur emeklerimize ekstra bir seyyane zam yapılma zorunluluğu var. Ama asgari ücret yılda bir defa belirlenen bir olguydu. Hatta kanunen iki yılda bir belirlenir asgari ücret. Burada enflasyon yüksek olduğu için yılda iki defa belirlendi. Asgari ücret Mart ve Nisan belirlenmez. Eğer ha gerek hasıl olursa burada dönem ortasında Haziran sonu itibariyle asgari ücret belirlenir ama memur emeklerimizin %25 zam oranıyla karşılaması gerekmiyor bunu. Çünkü bu yapılan zamlar önceki enflasyon farkları. Yani biz önceki 6 ayın enflasyon farkını aldık ama yaşayacağımız önümüzdeki altı ayın enflasyon farkını almadık. O yüzden memur emeklerimiz özellikle emeklerimiz zorlanmaması adına Mart ve Nisan aylarında ekstra bir indirme ekstra bir artışa da ihtiyaç var aslında. Peki Melik Bey var mı soru ya da not konuyla ilgili? Ufak ufak tamamlayalım burayı. Vallahi şöyle ben ha şöyle ya şimdi ya acayip yani sosyal medyada hakikaten çok izlendiğinde fark ediyorum şu anda İnanılmaz izleniyoruz. Soru çok değil mi? Gelen evet. yorumlara da bakıldığında Aha. Ya, çok çok fazla. <laughs> ee, ya sıklıkla sordukları şey tabii şu, e, bu özellikle e, şeye e, emek yani düşük alan emekli maaşlarına e, sonrası da bir iyileştirmeye de bir senyana bu düzeltilemez mi? Burada kasıt düzeltmeden kasıt yani şimdi en düşük memur maaşı 7586. Şimdi ee, ...hani nereye kadar çekilmekten bahsediliyor asgari ücret seviyesi mi? Buna ilişkin tartışmalar vardı Melik Bey? Bey. En düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine gelmesi gerektiği bahsediliyordu. Daha önceki dönemde 2500 TL'ydi. Ama TL o zaman 5500'dü. Evet daha önceki dönemde 2500 TL'ydi. En düşük emekli maaşımız %40'lık bir artışla Yani seyyahlanan bir artış bu. O dönemde %30'luk bir artış yapıldı memur ve emeklilere. En düşük emekli maaşına daha fazla bir artış yapıldı. 3500 TL'ye geldi. Şu anda... 5.500 TL asgari ücret evet. iken en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ydi. Oranlama yaparsak %57'lere geliyor. Eğer şu anda asgari ücreti baz alırsak 8.506 TL üzerinden %50'lik bir oranlama yaparsak 4.900 TL <laughs> seviyesine gelir ama bu yeterli bir düzey değil. 5.000 liranın bir kere geçmesi lazım. Psikolojik bir sınır. Ama ben 5.000 ile 6.000 TL rakamına ha. gelmesini bekliyorum. Ama en düşük emekli maaşı o da ki 6.000 TL geldi. Burada Bağkur Tarımlı 4.375 TL almayacak. 6.000 lira alacak. Bağkur esnafımız 5245 6 bin lira alacak. SSK 2000 sonrası alacaklar 4375 TL değil 6000 TL alacak. Yani en düşük emekli maaşın seviyesine göre bu tutarlar revize edecek. Hatta en düşük esnaf emeklimiz de yine aynı şekilde şu anda, artış alacak. Şu anda en düşük, Muhammed Bey şu anda en düşük memur maaşı 4375 ile Bağkur tarım işçileri değil mi? Doğru anlıyorum. En düşük emekli maaşımız i̇şte de de var, burada. Göstergenimizde de var. Yok orada Barko var da. En düşük memur, memur maaşı 9 O eski fiyatlardı. Ben 2021 yıl sonu itibariyle, 2022'nin başı itibariyle oluşan fiyat değişimlerini söylemek için o örneği verdim. Burada 2000 ha, ha, Ocak ha, ayı de. başında e, yanlış anlamadınız en düşük memur maaşı 6.429 TL idi. Temmuz ayında 9.105 TL geldi. %25 zamla 11.381 TL seviyesine geldi. Ben şeyi anlamadım. SSK 2000 öncesindeki maaşlar niye 2000 sonrasından daha yüksek. Evet, evet burada aylık bağlanma oranı var. Burada bir adaletsizlik var. 2000 öncesi, öncesi emeklilik aylığı bağlanma oranları daha yüksek. O yüzden o dönemde prim ödeyenler zaten biz EYT kapsamında borçlanacaklar için de 2000 öncesi varsa priminizi borçlan demiştik. Orada aylık bağlanma oranı daha yüksek. 2000'den sonra 2000 ile 2008 arasına büyüme oran dahil edilerek o tutar çıkartılıyor. Ve 2000 sonrası prim ödeyenler daha az emekli maaş alıyor. Haksızlık. <laughs> daha fazla para ödeyip daha Aynı az maaş. primi ödeyip daha az maaş alıyor. Oluyor. Bunu mu siz düzeltecek diye bekliyorsunuz? Düzeltilmeli. Yok bunu bekliyordunuz değil mi siz? Bu, bu değil. Bütün sigorta sistemleri arasındaki farklı noktadan gidilmesi lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı ben talimat verdim demişti. Yani SSK'dan şu an itibariyle EYT'lilerimiz evet 5000 gün emekli oluyor ama 2008'den sonra gelenler 7200 prim günü sayıyla emekli oluyor. Ama Bağkur'da kadınlar 7200 erkekler 9000'le. Yine emekli san 7200-9000'le. Ya da EYT üzerinden örnek vereceksek. EYT'liler, SSK'lar, 5 bin prim usulü emekli oluyor. Bağkurlar, kadınlar 7 bin 200'de, erkekler 9 binde yine emekli sandığı aynı. O yüzden bunların standartize edilmesi gerekiyor, bakın eşitlenmesi bakın gerekiyor. Şimdi bunlar yapılırken bir mantığa göre yapılır. yapılmıyor mu? Ee, Orada bir mantık yok mu? Yani işte Bağkur, ben emekli olmanın Maalesef. süresi uzun olmalı. İşte ne bileyim, devlet memurluğundan emekli olmanın süresi kısa olmalı diye bir mantık mı var yoksa öyle? Gelişine mi yapmışlar? Ne, Gelişine değil. Burada Onu düşünmüyorum. Vardır illa bir şeydi. Burada mesela en düşük emekli maaşı 5000 prim gün sayısı baz alan şey şu mesela aslında. Mesela bunlar hangi yıllarda yapılmış düzenlemeler aşağı yukarı? Yani bu daha önceki ya 1740'lı yıllardan oluşan bir kanunun bize yansıtılması. Fransızlar <laughs> kanun şekilde kanun. Medeni kanun Fransa'da <laughs> alınma. 1740 <deyince, gülüyor> suratın şekli değişti. Yani 1740 suratın şekli değişti. Şimdi 5000 tamam, prim gün sayısı. 17, bir dakika Yok mu herhalde? Ya, ya. <laughs> 5 bin prim üye sayısı az baz alınması gereken nokta şu. Tamam. Devletin 5000 prim Saniye. sayısını Bağkur tarımları için, tarım Bağkur'dan emekli olacaklar için 5000 prim yüz sayısını getirmiş aslında. Tamam. O, Çok az sayıda o, kişinin o mesela hangi tarihte gelmiş olabilir? Yani bir farklı tarihlerde farklı şekillerde mi düzenlenmiş bunlar? <laughs> evet, farklı zamanlarda düzenlenmiş. Aynı sözleşmeli memurda olduğu gibi 30'dan farklı sözleşmeli memur düzenlemesi var bu şekilde yama yapıla yapıla geldiği için SSK 2000, SSK 2000 sonrası düzeltilememiş. Bunun bir önceliği 2008 yılında tüm emeklilik kollarının birleşmesiyle beraber. Bunun Magna Kart'a kadar gider bunun şeyi. Ama burada biz bu kanunları düzeltmenin... Olay <laughs> yani, sonra milat da, geliyor. Yani daha geri bakarsanız. <laughs> o yüzden... Bunu tekrar el alınması gereken. Hocam 2000'lere gelelim. 2000'lerde 2000... kim, kim çıkarttı diyor. Bu Bunun, bunun, bunun tekrar el alınması gerekiyor. Peki. SSK, Bağkur, Emekli Sanlı'ndaki adaletin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine aynı şekilde SSK 2000 öncesi ve SSK 2000 sonrası tutarlarda yine aynı şekilde adaletsiz. Bunu gelecek yıl içerisinde, 2003 yıl içerisinde biz düzeltilmesi Peki, bekliyoruz. Ya ben şöyle anlıyorum. Mesela hani SSK'lı çalışanlara yönelik evet. ayrı bir sigorta sistemi. O Bağkur ayrı bir sigorta sistemi. Bağkur daha çok isteğe bağlıdan evet. kaynaklanan bir sigorta evet. sistemi. <laughs> ee, SSK ise çalışanlara yönelik bir sigorta sistemi. Dolayısıyla çalışanları, e, çalışanlara belli bir standart koruyucu çalışıyor. Onu Pozitif koruyucu. ayrımcı olacak. Bağkur emeklisi olmak isteyen ise şeyini ne kadar fazladan yatırırsa Prim o, o sanki o biraz özel sigorta gibi bir işveren olarak düşündüğü için daha evet. fazla prime bağlanmış. Dolayısıyla kendisi daha fazla yatırabilir ve dolayısıyla daha fazla da SSK'lıdan fazla da emekli alabilirdi. Ama bu tercih aslında değil Evet. De? Evet. Burası SSK'lı. O zaman da... O zaman SSK'lı ile onu eşitlemek bu sefer bir haksızlık olmaz mı? Ama 5000 günle 7200 primi eşitlememek lazım. Şimdi 5000 prim sayısı şunun için getirilmiş. Bağkur tarım işçileri ya da inşaat işçileri dönemsel olarak çalıştığı için daha az sigorta primi yatırabilecek. Yani burada ayın 30 günü sigorta primi yatıramayacak. Ayın 15 günü yatıracak ya da kış günlerinde çalışamayacak tarım işçileri yine aynı şekilde inşaat işçileri. O yüzden daha az prim ödeyeceği için 5000 güne bağlamış. Ama biz 5000 güne sadece onlar için bağlamışız toplumun bütün kesimlerini şu anda EYT kapsamında emekli olacakların yüzde kaçı bağ kurtarım işçisi? Yüzde kaçı inşaat işçisi? Çok az bir kısmı. O yüzden burada adaletsizlikle beraber herkes 5 bin günde emekli olacak. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Peki. Ee, burayı tamamlamak istiyorum. Var mı başka sorusu olan Ankara? Yani buraya gelmeden önce daha çok kafam aydınlıkta çıkarken Pardon. Magna Carta'ya kadar <laughs> Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, katkınız için çok çok sağ olun. Muhammed Bayram, Vergi Sağ olun Muhammed ve Ekonomist. Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok ederim. Ee, Mete Bey aydınlanamadı ama olsun belki daha sonra sorularını iletir size. Olur mu? Yok ben belki belki de yorgunum. O yüzden e, söylediğinizin bir kısmını al, anlamayabilirim. Biraz yani. da teknik konuşuyoruz. Yok, siz, yok sizde hata yok. yok ben bugün çok güzel belki ben de, de Kanunların e, çoğu medeni kanunumuzdan tutun. Fransız, İngiliz oradan gelme olduğu için biz hep yama üzerine gitmişiz. Sözleşmeli personel bile 30'dan fazla kez değiştirilmiş. O yüzden sigorta sistem değerlendirmemizle beraber hatta vergi uzun kanunu her seçim döneminde toplulaştırması gereken bir kanundur. Gelir vergisi ve kurumlar vergisini hep her zaman konuşuruz biz. Birleştirelim diye ama birleştirilmedi. O yüzden yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Peki çok teşekkür ederiz <laughs> tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.